Evet arkadaşlar, 20. yüzyılda Osmanlı Devleti soru çözüm videosuyla karşınızdayız. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılın başlarında imzaladığı hangi anlaşmayla kaybettiği bölgenin halkına halife temsilcisi anlamına gelen Naib-i Sultan atanmasına karar verilmiştir? Mondros, Uşi, Bükreş, Selanik, Berlin. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Uşi Antlaşması ile halife temsilcisi anlamına gelen Naib-i Sultan atanmasına karar verilmiştir. Trablusgarp Savaşı öncesinde İtalya'nın Rusya ile imzaladığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Racconigi Antlaşması, Petrograd Protokolü, Moskova Antlaşması, Londra Antlaşması, Saint-Jean-de-Maurienne Antlaşması. Cevabımız Racconigi Antlaşması olacak arkadaşlar. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi başlangıçta milli egemenlik yanlısı bir politika benimsemiştir? Trakya Paşaeli Cemiyeti, Milli Kongre, Kilikyalılar, İzmir Müdafaa-i Hukuk, Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk. Arkadaşlar cevabımız Trakya Paşaeli Cemiyeti ilk başlarda milli egemenlik yanlısı bir politika izlemiştir. Cevabımız A seçeneği. Yukarıdakilerden hangileri Balkan Savaşlarını bitiren anlaşmalardandır? Bükreş, İstanbul, Atina. Üçü de var arkadaşlar. Balkan Savaşlarını bitiren anlaşma Bükreş, İstanbul, Atina'dır. Balkan Savaşlarını Balkan devletleri kendi aralarında Bükreş Antlaşması'nı imzalamışlardır arkadaşlar. Osmanlı ile Atina Antlaşması Yunanistan'la imzalanmış. İstanbul Antlaşması'nı Bulgaristan'la Osmanlı arasında, İstanbul Antlaşması'nı da yine Sırbistan ile Osmanlı arasında imzalanmıştır. Bu da ek bir bilgi olarak aklımızda kalsın. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri İttihat ve Terakki Partisi'nin Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliği arttırmıştır? Bâbıâli Baskını, Ayan Meclisi'nin açılması, meşrutiyetin, ikinci meşrutiyetin ilanı. Arkadaşlar İttihat ve Terakki Partisi'nin Bâbıâli Baskını ve ikinci meşrutiyetin ilanı Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliğini arttırmıştır diyoruz. Cevabımız D şıkkı. Yukarıdakilerden hangileri 1909 yılında Kanuni Esas'ta yapılan değişikliklerden değildir? Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan kurulmuştur. Cemiyetle parti kurma hakkı getirilmiştir. Haberleşmenin gizliliği ilkesi getirilerek sansür yasaklanmıştır. Arkadaşlar yalnız bir Kanuni Esas'ta yapılan değişikliklerden değildir. Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan kurulmuştur ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri ikinci meşrutiyetin ilanından sonra kurulan partiler arasında yer almaktadır? Ahrar Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Ahali Fırkası. Cevabımız üçü de var arkadaşlar. Ahrar, Hürriyet, İtilaf, Ahali Fırkası. Yukarıdakilerden hangilerinde Mustafa Kemal sömürgeciliğe karşı mücadele etmiştir? Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Trablusgarp Savaşı. Arkadaşlar Balkan Savaşlarında Mustafa Kemal savaşmamıştır. Birinci Dünya Savaşı ve Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal mücadele etmiştir sömürgeciliğe karşı. Osmanlı Devleti 20. yüzyılda Balkanlardaki toprak kayıplarını azaltmak için İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık fikir akımlarından hangilerini savunmuştur? 20. yüzyılda arkadaşlar Osmanlıcılık. Balkanlardaki toprak kayıplarını azaltmak için diyor arkadaşlar. Farklı milletleri tek çatı altında toplamak neydi arkadaşlar? Osmanlıcılıktı. İslamcılık Müslümanları tek çatı altında toplamaktı arkadaşlar. Cevabımız Adana olacak. Yalnız 2. 1908'de Reval'de bir araya gelerek Makedonya'da ıslahat yapılmasına karar veren iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere, Rusya olacak cevabımız arkadaşlar. Balkan Savaşlarından sonra artan toprak kayıplarına bağlı olarak aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin önemini kaybettiği söylenilebilir? İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem merkeziyetçilik, Osmanlıcılık. Yine aynı soru arkadaşlar. Balkan Savaşı'ndan sonra isyan edenler, bağımsızlığını kazanan devletler olduğu için Osmanlıcılık fikir akımı önemini kaybediyor diyoruz. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? meşruti yönetime son vermek amacıyla çıkarılan 31 Mart ayaklanması merkezi Selanik'te bulunan Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştı. Ordunun yenilikleri koruduğunun, padişahın otoritesinin arttırıldığının, Avrupa'da kurumların örnek alındığının, halkın yönetime katıldığının, federal bir yönetim anlayışının benimsendiğini. Arkadaşlar ordu yenilikleri koruyor, Hareket Ordusu 31 Mart ayaklanmasını bastırıyor diyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'nda başarısızlığının nedenleri arasında gösterilebilir? Ordu içindeki siyasi çekişmelerin başlaması, ordunun bir kısmının zamansız terhis edilmesi, ordunun teknik ve silah bakımından yetersiz olması. 3 seçenek de var arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Yukarıdakilerden hangileri 31 Mart isyanının Osmanlı Devleti'nde daha önce yaşanan isyanlardan farklı bir nitelik taşıdığının göstergesidir? Var olan rejime karşı olması, yetersiz devlet adamlarına yönelik olması, azınlık haklarına hedef alması. Arkadaşlar 1-2 daha önceki isyanlarla aynı, hemen hemen aynı nitelik taşımaktaydı. Fakat var olan rejime karşı diyor arkadaşlar, ilk defa Osmanlı tarihinde ilk ve son kez rejime karşı çıkan isyan 31 Mart isyanıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Cevabımız Ceyhan olacak. Yalnız 3. Aşağıdakilerden hangisi Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir? Hangisi anlaşma ile arkadaşlar? Brest-Litovsk Antlaşması ile Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesinin nedenlerinden biri değildir? Devletin eski gücüne kavuşturmak, kaybetmiş olduğu toprakları geri almak, Kafkas Türkleri ile birleşip Turan İmparatorluğu kurmak, Orta Doğu topraklarını genişletmek, Batılı devletlerin ticari imtiyazlarına son vermek. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Osmanlı'nın o dönemde öyle bir politikası yok. Almanya'nın isteğiyle açılan Kanal cephesinde Osmanlı ordusu yenilmiş, İngilizler ise Osmanlı Devleti'nden kopmaya çalışan Arapların da desteğini alarak kuzeye doğru ilerlemeye başlamışlardır. Bu durum dikkate alınarak Osmanlı Devleti'nin savaş gücü azalmış, evet. Ümmetçilik anlayışı anlamını yitirmiştir, evet. Müslüman toplum İngilizlere yardım ediyor. Araplar arasında milliyetçilik yaygınlaşmıştır. Evet arkadaşlar, cevabımız Edirne olacak. Yukarıda verilenlerden hangileri 1. Dünya Savaşı'nın çıkma nedenleri arasında gösterilebilir? Ham madde pazar, milliyetçilik akımı, manda ve himaye politikası. Cevabımız Denizli olacak. Arkadaşlar manda ve himaye politikası 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden değildir. Cevabımız Denizli. 1. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerin hangisinin açılmasında Pan-Türkizm düşüncesi etkili olmuştur? Kafkasya, Hicaz, Yemen, Çanakkale, Suriye, Filistin, Kanal. Arkadaşlar Kafkasya'daki Turan Türk devletlerine tek çatı altında toplamak için Kafkasya cephesi açılmıştır. Pan-Türkizm düşüncesiyle açılmıştır. Cevabımız Adana. İtilaf devletlerinin 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalmasını istemelerinde amaçlarından hangileri etkili olmuştur? Yeni cepheler açılmasını engellemek, evet. Orta Doğu ve ticaret yolları üzerinde çıkarlarını korumak, evet. Rusya'nın güçlenmesini engellemek. Zaten İtilaf devletleri içerisindeydi Rusya. 3'ü alamayız. 1 ve 2 doğru. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet arkadaşlar, bu videomuz da burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.